Eğitimimizin bu bölümünde VMware'e Windows 10 kurulumu yapacağız. VMware'ümüzü açıyoruz. İsterseniz sol taraftaki File New Virtual Machine kısmından, isterseniz Create New Virtual Machine kısmından kurulum yapabilirsiniz. Ben Create New Virtual Machine diyorum. Ben standart kurulumlar yapacağım için bu sekmeyi seçiyorum. Siz özel bir kurulum yapmak istiyorsanız aşağıdaki Custom bölümünden devam edebilirsiniz. Next diyorum. Burada kurmak istediğiniz işletim sistemin ISO'sunu soruyor. ISO'nun olduğu yere gelip Windows 10 ISO'sunu seçiyoruz. Next diyorum. Kuracağınız işletim sistemini soruyor. Microsoft Windows. Kaç bit kuracağınızı falan soruyor burada. Standart olarak geldi. Next diyorum. İsmi bu şekilde kalsın. Kurulacağı yer burası diyor. Next diyorum. Kaç GB olsun diye soruyor. Ben bunu 30 yapıyorum. Next diyorum. Finish diyorum. Kurulma başlayacak. Önceki eğitimleri de izlediyseniz eğer Hyper-V'de, VirtualBox'ta nasılsa burada da aynı şekilde ilerleyecek kurulum. Power Virtual Machine diyorum. Burada hızlıca bir tuşa basın. 32 bit mi 64 bit mi kurayım diye soruyor. Standart olarak ben yine 64 bit olarak kuruluma devam edeceğim. Hyper-V'de VirtualBox'ta nasıl kurduysak aynı şekilde, değişen hiçbir şey yok. Sadece burada sol tarafta gördüğünüz menüdeki ayarlar ve kurulum esnasında birkaç değişiklik var. Onun dışında zaten aşina olduğunuz zaman VirtualBox'muş, Hyper-V'miş hiç fark etmiyor. Hepsi birbirinin aynısı. Bu arada bu ekrana tıkladıktan sonra çıkmak istiyorsanız eğer CTRL ve Alt tuşuna aynı anda basacaksınız. Ürün anahtarım yok diyorum. Bu arada kuracağım. Burada unuttuğum bir aşama var. Onu da birazdan. İnternet bağlantımı kesmedim arkadaşlar. Şimdi internet bağlantımı keseceğim. Kur diyorum. Ben bu kısmı hızlandıracağım videoda. Sen de nasıl bu kadar hızlı kuruldu diye soracak olursanız bu şekilde. Vaktinizi çok almayayım diye hızlandıracağım bunu. Devam ederken ben internet bağlantımı keseyim. Devre dışı olarak dedim. Ethernet'e sağ tıklayıp devre dışı bırak dedim. Eğer siz dedim Ethernet ya da Wi-Fi varsa sağ tıklayıp devre dışı bırak dersiniz, İnternet bağlantınız kesilir.
Türkçe seçili şekilde default geliyor. Evet diyorum. Tabii yurt dışında yaşıyorsanız buna göre değişiklik yapabilirsiniz. Kül klavyeyi seçip devam ediyorum. Bu kısmı atlıyorum. İnternet ağım yok. Bağlantım yok daha doğrusu. Sınırlı kuruluma devam edeceğim. Dileyen şifre girebilir oraya. Gördüğünüz üzere Windows 10 kurulumu tamamlandı. Belki daha sonra diye seçiyorum bunu. Burada yapmam gereken işlem şu an gerçek makinemin internet bağlantısını açmak. Geliyorum ve etkinleştir diyorum. İnternet bağlantısı geldi. Sanal makinemizin de internet bağlantısı geldi. Bakalım gerçekten internet var mı? İnternet bağlantımız da var. Herhangi bir problem yok. VMware Workstation'a Windows 10 kurulumu bu şekilde. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Bir sonraki dersimizde VirtualBox içine Linux FX kurulumunu gerçekleştireceğiz.